oturumu gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii nereden başlamak lazım? Ben de şuradan başlamak lazım. İslam Mekke'de Kur'an nazil olmaya başladı. Medine'de belki medeniyetin temelleri atıldı. Efendim sonra Kufe ve Basra'da teorisi adeta yapıldı, sistematik hale getirildi. Bağdat'ta uygulaması bir noktada gerçekleştirildi. Efendim Semerkant, Maveraun-Nehir bölgesinde ise adeta ete kemiğe bürünü diyebiliriz İslam medeniyeti. Baktığımız zaman hakikaten bu bölge o kadar İslam medeniyetinde güzel şeyler üretti ki temel kaynaklarımızdan tutun da örneğin bizim hadis külliyatımızın en önemli bu bölgeden çıktığını görüyoruz. Buhari, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud efendim, gibi hadis alimlerinin yine İmam-ı Maturidi gibi Ehl-i Sünnet ekolünün önemli kanadından bir tanesinin kurucusunun efendim ve Nesebiler gibi Semerkandiler gibi alimler silsilesi diyebileceğimiz bu manasla efendim anılan pek çok alimimizin buradan yetiştiğini görüyoruz. Hakikaten biz bu bölgeye vardığımızda şu duyguyu yaşadık. Yani adeta tarihe gittik. Yani sanki günümüzde yaşamıyoruz gibi bir his uyandı. Tarihte efendim geçmişi yaşıyoruz gibi bir efendim duygu oluştu. Dolayısıyla bu bölgelerin önemini buradan kısaca bahsettikten sonra sözü çok uzatmadan hemen neler sunabileceğiz onlardan bahsedeceğim. Ben biraz Semerkant'ın kısaca tarihçesinden, Semerkant'ta yetişen ilim adamlarından, Semerkant'ın kültürel yapısından ve ziyaret ettiğimiz yerlerden kısaca bahsetmeye çalışacağım. Evet, her şeyden önce bahsettiğimiz yer, mekan neresidir? Baktığımızda işte üstte Kazakistan, gördüğümüz gibi Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'la çevrili bir coğrafyanın tam ortasından bahsediyoruz. Semerkant gördüğünüz gibi işaretli orada. Buhara ve Semerkant zaten birbirine yakın şehirler aynı zamanda. Tabii görme şansımız olmadı. Taşkent, Hive gibi yerler de çok önemli yerlerdi ama bu ziyarete maalesef sığınamadık. Aslında bu bölgeye tarihte geçmişte genel olarak Türkistan bölgesi deniyor. Hepsini birlikte yani şu Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan bu bölgenin tamamına efendim Türkistan adı veriyor.